Memlekete kar yağmış arkadaşlar, gene kar geldi, yağdı. Bunların yemlerini hazırlıyoruz burada. Önce bu kuzulu koyunları yemleyelim. Daha sonra da diğer koyunları yemini atalım. Şek. Kuzular kendini toparladılar güzelce. Zamanla bakacağız. Burada bizim cezamızı görsünler. Samanı taşı taşı teknelere dök. Hayvanları yemleyesin. Kızıl kızıl. Kızıl olacak ki yavru güzel çıksın. Şundan da çıkar aynı, şundan da çıkar, talazdan da çıkar. Ama öyle bir tane köpek bulmak lazım. Tip olarak, karakter olarak biraz sert bir hayvan olacak. Ters olacak. Ancak karlarla birlikte. Pis de. Mesela öyle elime geçti iki tane, üç tane. O zaman da bıraktım. Ter patlar oldu mu bilir. Gidelim öldürür. Burası ne demek? Yardım bekletti ben. Bir tane ters yiyeyim. İlla uğraşma Yusuf. En iyisi o davarı para yaparsa sat. 30-40 tane al keyfine bak. Ne illa uğraşıyorsun ya? Yani? İşte bizim bir sefer yerimiz çok geniş. Ya dana için tam ele geçmez bir yer. Yerimiz çok geniş. Yo dana da. Es yaptı. Yo yaptı ya biraz insan. Reklam yapacak, hazırlayacak, yedirecek. İnsanlar ekmek tuttuğunu güzelliğine bak. Eskide balık doluydu, balıklar herhalde nesli tükendi buralarda. Evet arkadaşlar, biz küçükken yazları geliyorduk buraya, insan kalabalığı sel gibiydi. Suyun güzelliği. Burası Gözpırağı arkadaşlar. Bu aşağının olduğu derede su akıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Bugün Nergele köyümüzdeyiz, Altın Yaprak. Herkese Nergele'den selamlarız. Böyle bir çektik, alın şuralar bir çek. Burada arkadaşlar. Çünkü şöyle bir coğrafya, böyle bir yaşam alanı dünyanın hiçbir yerinde çok nadir görebileceğim bir yaşam alanı. Şurada şu coğrafi yapı dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. İnanın ki yok. Yani Karadeniz'de eşdeğer, hatta Karadeniz'den daha güzel bir coğrafi yapıya sahip. Belki 20 çeşit ağaç var. Böyle gördüğünüz gibi cevizler kat kat daha daha oluşmuş. Akan sularıyla, Ceyhan'a katılan suyuyla. En güzel özelliklerden bir tanesi suyu ve ormanıdır arkadaşlar. Çünkü her gördüğünüz yerde, her gezdiğiniz yerde şeyler var, ağaçlar, her türlü ağaç var burada. Yaban hayvan potansiyeli de çok yüksek. Arkadaşlar burada sağ olsun... Fotokapanla şeyler almışlar, kurt, domuz,
yakalamışlar. Onları da video ekleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız daha çok güzel videolarla geri size dönüp koskoca büyük bir aile olacağız. İyi seyirler. Kar yağdı. Yaklaşık bir 5 santim yok herhalde. 3 santim var. Davara gitmiyoruz ki, kar yağdı. Kar yağdığı için davara gitmiyoruz. Geldiniz ama koyunları yemleyeceğiz. Ne kadar çok köpek var ya. Kış günü köpekler şu olmuş. Nerede? Taraz içeride. Durun ula üstümü hep çivilettiniz. Taraz içeride. Gel. Arnavut'la birlikte köpekler de mutlu olur. Bunların bir tane karakol dişi lazım. Karakol çok bir dişi. Oynamaya gelmiyor ha. Oynamayı seviyor. Bunun yavrusu. Evet. Hiçbir köpekten güzel köpek çıkmaz. Bunu hep söylüyorum. Binlercesini çıkar. İyi kancıktan iyi köpek çıkar. Evet. Bu bunun yavrusu. Hiçbir şeye de benzemedi. Hiçbir zaman iyi köpek iyi yavru vermez. İyi dişi kancık iyi köpek verir. Şşş. Dur. Kim diyor ki şudur budur. Yalan. Pasafisu. Binlerce köpekçi değilim ben. Çok ürettim. Çok doğurdum. Kancığın karakteri ne? Kancığın karakteri neyse, tipi, yapısı neyse, yavru aynı çıkıyor. Hiçbir erkek yansıtmıyor. Şunun üçte biri çıkmıyor. Anladın? Ne olursun çok denemişim. Ama kancık arsız, yapı güzelse, arsız şeyse, yavru aynı veriyor. Devriş abinin burası. Burası arkadaşlar Nergele köy. Devriş abinin yanına geldik. Devriş abinin bölgesi bura. Keçicilik yapıyor. Devriş abi de bu sene benim gibi biraz kadersizlik yaşamış. Böyle ahırı. Ama maalesef geç kaldım. Keçileri daha bırakmış. Yetişemedim. Yetişseydim video çekecektik. Burası keçilerin ahırı böyle. Çattan yapma, saçtan yapma. Burada keçilere bakıyor Devriş abi. Yeri sağlam, güzel yapılmış. Kurtlar konusunda baya bir kadersizlik yaşamış.
Nergele bölgesi burası arkadaşlar. Bizim coğrafi yapımızda en güzel köylerimizden bir tanesi. Akarsuyuyla, ormanıyla, ağaçlarıyla çok güzel bir yer. Çok güzel bir köy. Devriş abiye ulaşamadık. Yani koyuncuların nerede olduğu gübresinden belli olur. Devriş abi bayağı bir gübre biriktirmiş. Buraya da biriktirmiş. Tarıyı, ya seni yapak ya. Yapak, tarım bakarı yap. He, tarım bakanı yapak. Eli orayı kesmedin ucunu. Orayı birbirine mıhlayacağım. He, mıhlayacağım, sabitleyeceğim. Hayvanlar için yemlikler yapılıyor. Hayvanlar hepsini buraya mı koyuyor? He, bir de sen aşağı. Buraya koyuyor. Burası da güzel. Altı da silinmemiş hayvanların. Aynı bizimki gibi. Süpürülecek altı. Ya bizimki gibi. Ben de öyleyim. Dağa bırak gidiyorum. Koyuların altı kalıyor. Altını temizliyoruz. Koyunlar evde kalıyor. Temizliyoruz. Ne? Yüzüm. Bedenin üstüne böyle bir şey yap. 100 tane de buraya koy. Fıstık gibi. Bedenin üstünde kabak var. Kabak kes. 5-6 tane. Ah sana ahır. Ben milyonlarca para verdim, ahır yaptım. Çiftlik yaptım. Bize böyle yaptılar. Böyle yap kesin. Bizim orada kar yağsa buralar hep çöker. Ya hiçbir şey olmaz. Sizin orada nere? Bunu ağaca şiş. Aa, şunları koymayacaksın. Bak bak. Hı. Şunu koymayacaksın. Bunu koymayacaksın. Tahtayı koyacaksın. Elektrik direği kullanacaksın. Yapmasa gibi içinde dursun. İçine su girmesin mi? Rüzgar girmedi mi yeter. Tabii. Kenarlarını azıcık uca bırakacaksın. Hiçbir şey değil. Şuraya 10-15 tane koy. Al içine bak, ne ağır hayvana. Zaten hayvan dışarıysa şuraya suyla rüzgar girmedi sürece yeter. Yazın da şu önünü aç. Fıstık. Burayı yeni mi yapmış Devriş abi? Burayı geçen sene yaptı. Geçen sene yoktu çünkü önceki sene. İşte bu sene şuradan ötesini biz geldik yaptık. Biraz hayvanlar şey tekrar. Yer dardı. Yer dardı. Burayı süpürüyor ya, süpürüyor. Gelmiş şimdicik. Bugünler bir de şeyle. Ya sıcak kalır, bir şey olmaz, süpürmesin. Ne sıcağı la? Yeter ki yemini yesin. Süper yer ala. Ne para harcayacaksın hayvana? Hem de suyu da kalmıyor bak burada. Hayvanın işlediği at başa geliyor. La yok, bu dere midir ki işte, toprak emer bir neyim. Güzel olur burası, rampadır, yatması güzel, güzel olur. Ya. Şeyi güzel olur. Bir sıcaktı sabahleyin var ya. Ama bu çerçiler bunun içine girer. Orayı üceldecek. Üceldecek, üstüne ağaç mıklayacağım. Şimdi büyür böyle düzüyorum. Şurada da şey olacak, şu ortaya da böyle yapacağım. Mesela bir şey söyleyeyim mi? O milyon dolarlık ahırına gerek yok. Ha şurayı yap, rüzgar, ha şunun biraz daha üstü profesyonelce yap, tahtayla elektrik direği al, yap şurayı profesyonelce 300-500 koyunu koy. İnsan gidip ahıra koyuyor. Ne gerek var lan koyuna, rüzgarla su girmedim, üstten alttan ıslak olmadım, ha şurada kral gibi yer, bak tertemiz yer. Bana böyle yerler verseniz ben bedava bile içinde balcılık yapmam. Çünkü rezilliği çok pis oluyor buranın. Şey ya. Kar çok yağdı da damlıyor. Altı ıslanıyor. Değil değil. Biraz üstünü biraz daha profesyonel yapana gidip. Ya gidip adam bir tane. Ben termik santralinde çalışmış adamım. Adamın ahırda kullandığı kolonla termik santralinde kullanılan kolon aynı derecede. Lan milyonlarca ton mu yükleyecek hayvandır, rüzgarla su girmedi mi yeter? Tamamen kar yağdı mıydı? Öyle çok kar yağarsa ahıra bırakıyor. Hı-hı. Yani cebinde kar baskı olur diye. Şimdi kar yağmadığı müddetçe buraya bırakıyor. Anladım. Bu geçici bir ahır. He, geçici de şu anda burada duruyor. Yazın kar belki çok yağarsa, belki çökme resmi olabilirse ahıra bırakıyor yani. Alt düze geniş. Profesyonelce yap kardeşim. Yok. Şimdi ismin neydi? Ali kardeş, mesela aynı dediğin gibi bak. Şuna elektrik, dilerini ver. Buradan da buraya böyle dök dök dök. Bak bir şey söyleyeyim. Arkadaş çökme oraya. Şuraya elektrik direği ver. Şunun yerine elektrik direği ver. Tahtaları tam gelecek şekilde. Doğru. Duvarla. Onu bak, ben bir şey söyleyeyim. Şu anda izolasyon var. Hı. Ne soğuğu geçir ne sıcağı. Üstüne izolasyon var. Biliyorum, biliyorum. Bir çatırada mı yok bazen? Türmüzle ısıtıyor, yapıştırıyor onu. Yapıştırdığı zaman meyli de çok ver. Da, bizim memlekette ne kar yağacak? Önceleri yağıyor da şu anda kar falan çok düştü. Hiçbir şey yapmaz. Kar var. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir kamyon dolusu kar 10 litre su yapar.
Ya burada mal olarak da bunun sıcağı vermez elini. Sıcak değil, mal sıcağı gelmez. Bak dünyada 193 cins koyun var. Hı. Bu koyunları bilim insanları sıcağa alıştırmaya çalışıyor. Soğukla bir programı yok koyunun. Bunun var mı? Koyunun zaten sıcağı. Ya koyunun bir sıcakla, soğukla bir sıkıntısı yok. Gelin sıcakla şu... sıkıntısı var. Ha, gel. Güzel sarayı kapatmaya çalışıyor. Yo çıkar mı? Çıkar mı? Güzelce kendi sıcaktır. Sen köylüsün. Rahat, doğal ol, doğal. Üstünü kapat güzelce. Yani bize şey izlemeyecekler. Teşekkür ederim. Bize kahve yapmışsın. Abla merhabalar. Nasılsın? Merhaba. İyilik sağ ol. Siz değilsiniz. İyidir. Teşekkür ederim. Devriş abinin eşisin. Evet. Şimdi biz buraya geldik. Devriş abiyle bir röportaj yapak YouTube kanalı için. Ama Devriş abi keçileri bırakmış. Ulaşamadık. Telefon da iyi çekmiyor burada. Geldik göremedik, daha gitmiş. Bayağı da yanına gitmek istedim ama çok uzağa gitmiş dedi, ben arka taraflardayım. Sabah 11'e kadar evde, saat 11'de bırakıyor hayvanlarını. Evet. Yem vermiyoruz işte, saat 11'de bırakıyor, akşam saat 5'e kadar. Burada bu sene ben de koyunculuk yapıyorum, yaklaşık 600-700 koyunumuz var. Bu sene bir 30 tane falan kurda verdik, kurt öldürdür, sisli havada var ya, evet. Siste böldük daha da. Kurt öldürdü. Devriş abi de biraz talihsizlik yaşamış herhalde. 3 kere bu sene bölmüş. 3 seferde de kurt girmiş içine. Kaç tane öldürmüş kurtlar mesela? Bir sefer yaklaşık 20 tane. İkinci sefere yine 20 tane. Bir seferde 5-6 tane. O 5-6 tanesi hemen evin yan tarafında akşamüstü. Burada hemen. Burada, şurada şey yapmış, öldürmüş değil mi? Bir kaç gün önce gece saat 3'te köpek havlamış. Gelmiş o burada görmüş diye, tüfeği de almış diye, köpek araya girdi diye. Vurmak istemedim diye, köpek araya girdi. Evet, köpek gelmiş, çünkü... buradaymış. Köye iniyormuş, buralara iniyormuş, köyün içine iniyormuş. Çok bir zarar vermiş size. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Yani yapacak bir şey yok. Bir tane gene de sahipleniyor. Akşam bir yere gitmiyor. Hayvanlar bırakmıyor. Haberdar ediyor. Hayvan ne yapsın o kadar kurda karşı? Yani bir tane, iki tane değil, çok var bu bölgede. Dağda da görmemiş, köpeğin suçu yoktu. Ayrılmışlar arkadan. Evet, bölmüş bizim gibi. Evet. Yani kurt o zaman son kez kurt öyle 3. gün biz bulduk. 3. gün askerler falan geldi. 3. gün buldular. Evet, karakola haber verdiler. Kaç tane bölünmüş? İşte 20 tane ama palamut zamanıydı, burada kalmışlar. Bizim davar Mireli tarafına gitmiş, onlar Salavan Dağı'na gitmişler. Hayvanı aramak için, diğer keçileri aramak için Salavan Dağı'na doğru gitmişler. Orada işte 3. gün artık gitti, gördü ki biraz daha yaşıyor. Kayalığa girmişler. 7 tane yaralı görmüştü, kayalığın içine girmiş. Onlar görmüş işte. Bir 17-18 tane o zaman öldürmüş. O birinci seferdi. Yok, ikinci sefere. İkinci sefere. İşte diğerleri de bir 10 tane kadar da sağlam geldiler. Onlar da. Bir 10 tane dedi, eve geldi. Aynı bizim koyunlar gibi geldi. Kendileri gelmiş eve. Ama diye kurt kovalarken var ya. Şey olmuş ya, yaralanmışmış. Mesela yine bunun bir boğazı şurada şişmiş hayvanı böyle. Yani böyle zararlı. Birinci kez oğlan gitmişti. Biz akşam fark etmedik. Oğlaklar vardı. Biz oğlakları o gün kattık. Bir gün sonra da akşam oğlan keçileri getirdi. Birkaç tane sağıyorduk. O sağdığımız keçiden dolayı fark ettik ki davar yok. Biz fark ettik ki yok. Sabahleyin kalktık ki oğlaklar gelmiş ki hepsi yaralanmış. Onlar da öldüler sonra. 2-3 tane geldiler eve. Öldüler he? Yaralıydı. Biz sabah artık deriş keçileri getirdi, o da fark etti. Biz birinci seferde biz fark etmedik akşamda. Biz sabah fark ettik. Sabah bir iki tane sağlam geldiler. Sonra deriş de fark etmiş, getirdi. Biz hayvanları saydık ki yoklar. Peki niye bölünüyor abla? Yani sebep, hayvanın bölünme sebebi. İlk gün çocuk fark etmemiş işte, o bölmüş. Ama ikinci kez palamut zamanında ayrılıyorlardı birbirinde. Dağılıyorlar buralarda. Meşe ağacı var, onların palamutları oluyor. Palamuta keçi koşar gider. Devriş abiyle ben telefonda görüştüm. Diyor tamamıyla bir kere çocuk gitmişti diyor, bölmüş o diyor, farkında değil diyor. Çocuk fark etmemiş. Diyor keçiler akşam birkaç tanesi eve geldi diyor. Ben kalktım ki evin etrafında keçiler var diyor. Baktım yaralılar diyor, bölündüler. Saydım ki bölünmüşler diyor. Evet. Gene... ikinci gün onun gitti de biz işte sağdık ki keçinin biri yok. Biz öyle fark ettik. Şimdi kurt da alışmış.
Üçüncü ne zaman günü. Acıksa size geliyor. Ama bu sene herkese kimse fırsat vermedi. Herkesinkini götürdü. Herkese tek bir tane. O da tabii rızkını arıyor da ona müsaade etmeyecek. Ya tamam da rızkını arıyor baba buyur. Çok devlet bir bakmaz el atmaz abi. Yani devletin de bunu el atması. Şimdi şey oldu zaman sen de bir geldin. Birinci askeriye aradı keçilere. Devriş abi bir de askerler geldi aradı. Karakolu aradı. Geldiler beraber gittiler baktılar bulamadılar. Üçüncü gün işte biz bulduk keçileri. Kendi kendinize buldunuz. Evet kendimiz. Ya geçmiş olsun tekrarında büyük bir zarardır. Allah insanı yerine doldurur nasip kısmettir. Diyecek bir şey yok. Çünkü bizim de başımızda biz de yaşadık bunu. Bizler de yaşıyoruz. Diyecek bir şey yok. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz ablam benim. Tekrar geçmiş olsun. Bizimle konuştuğun için, sohbet ettiğin için. Burası altın yaprak. Bu ne? Altın yaprak Nergele köyümüz. Ama coğrafi yapısı çok güzel. Akan suyu var. Akan suları var. Böyle dağınık bir köy. Karadeniz tipi bir köy. Coğrafi yapısı da ormanlık, ağaç, çok ağaçlar böyle gerçekten güzel bir coğrafi yapıya sahip. Köy uzun, 3 köyden oluşuyor Nergele, aşağı Nergele, orta Nergele, bir de Gözpınar Nergelesi. Deniz Emir'in burada zaten ahırı alt katta herhalde böyle. Burada da keçileri besledikleri yerler var. Keçiler buradan da besleniyor. Kışlara kar yoğun yağınca buraya koyuyor. İçeri karanlık. Yerler eski, iki katlı ev, altı ahır, üstü de normal insan yaşam alanı, yani insanların yaşadığı yer evleri. Palamut çok var burada. Palamut keçilerin can kaynağıdır. Nerede? Orada da var, şeyde de var. Bak şurada da bir sürü koyu var. Şu orada oraya uğrayak. Buraya büyük organize balık tesisi yapıyorlar. Akan suyun yatağına tam şey yapıyorlar. Balık tesisi yapıyorlar. Karşıda bir koyun sürüsü var. Küçük bir koyun sürüsü yayılıyor. Burada da keçiler var. Dayı merhabalar. Seni çekeyim mi? Utanır mısın? Ya da konuşur musun? Şerefsizlik mi yapıyor? Şerefsizlik mi yapıyor? Malını yayıyor. Ne utanıyor? Bazı insanlar utanıyor, konuşamıyor. Şey mi olur lan? Hırsızlık mı yapıyor? Dayı ismin neydi senin? Beni. Nofta Ç. Devriş. Devriş? Efendim. Devriş ne soyadın? Şerbişler. Sen koyunlarla ilgileniyorsun, biraz keçiyle, koyunla, Nergele köyünde. Nergele'nin coğrafi yapısını ben çok seviyorum. Çok da güzel. Ormanı, akan suyu. Gerçekten insanı böyle şey yapıyor.
kendinden alıyorsun. Tabi burada yaban hayvan potansiyeli çok, mesela kurt, domuz. Kurt da var, domuz da var, dağ keçi de var. Dağ keçiler de mi var? Var. Sen gördün mü hiç? Var, var. Gördüm. Nerede yani, mesela? Geldi, hayvanlara bile katıldı. Vallahi. Kaç taneydi? Bir tane geldi. Öbürleri görmedim de bir tane geldi. Erkek bir dişi miydi? Valla bilmiyorum. Boynuzundan bir dişinin boynuzu küçük olur, erkeğin büyük olur. Boynuzlar küçüktü. Ya dişiymiş. Küçüktü. Nerede katıldı? O yukarıda. Demek ki var orada. Ha, yukarıda katıldı. Geldi içine katıldı ama şöyle bir dolaştı, hayvanları kokladı, geri çıktı yala. Yo, bir kokladı arkadaşı zannediyorum. Tabii geri çıktı gitti. Vay be. Peki kurt görüyor musun buralarda? Valla şu an görmedim de arkadaşlar görüyor. Arkadaşlar görüyor, sen görmedin. Ha, ben görmedim. Ben buraya aşağıya doğru geldim için. Köpeğin var mı? Köpeğin var da şu an burada yok. Davara gelmedi. Kayyum'un doğumu mu yak? Kayyum'un doğumu mu yak? Geç zamana kadar sağmış karnı. Yok, sağmıyoruz. Şu an doğumu yakın oldu. Yok, hiç sağlığımız yok şu an. Şimdi korudular, iki ay oldu. İki ayda biraz söylendi. Ama yeşil ot baya bir olmuş. Şuralara baksana. Dolu dolu karşı. Ot çok toparı yağmadıktan sonra... Yetişir de olur da şimdi. Karşı çok kuracağı günü olmasına rağmen. Yüzü baksana, eskiden bağmış neymişse hepsi. Buraya mı? He. Buralar komple bağdı. Bura he? Ta şuradan tut ta göz pınara kadar bağdı. Öbür tarafta bağ vardı. Da şu dağın arkası. Aa, orada da var. Şimdi bu, kalmadı. Hiçbir kalmadı. Sorsa onu her. Ya kullan ya. Aynı ver hele. Takip edersek çıkarız oraya. Gider şu karşıda birleşir. Nasıl size takip edeyim? Koni boy boya. Sarı boya ma ölü fıstık var ise. Valla boş bir de ona tek alın. Avrat'ı da ver takip ona hatta bir har. O yol oradan girdik mi oraya kaptı. Gider orada birleşir. Ah, onu onu saç bak, rey peşer tarif. Yönüne gidiyor. Ha, oradan çıktı mı giriyoruz mu? Oradan ona direkt ve var. Bak, ona direkt har. Tamam mı? Tamam, teşekkür ettik. Sağ ol. Yo, biz öyle biraz geziyoruz, dolaşıyoruz. Ya haydi rol, milliyim kapitu, çur roda kapitu. Hele çağır bir kere gelsin dışarı. Coğrafi yapısı Nergele'nin farklı, güzel arkadaşlar. Kendini tam toparlamamış. Zayıf düşmüş he? Zayıf düşmüş. O bir var. Boyunu etkilemiş de o zayıfla. Yenge merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Nasılsın? Çekil mi seni? Nasılsın? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Geziyoruz, bugün biraz kar yağdı. Ha. Koyunlara gitmedik dedik, biraz gezek böyle. Nergeleyi çekek, biraz dolaşak, arkadaşlara bakak, insanlara, nasırlar, durumları. Ana nasıl? Anne de iyi, uğraşıyor. Çocuklar nasıl, nasıl ne yapıyor? Onlar da iyi, bu soğuktu, köye gelmedi. Elbise de var. Şimdi ise kimsecikler yok. Kara seriler,
akan su coşkunluğuyla, güzelliğiyle Nergele'yi en güzelleştiren unsurlardan bir tanesi bu sudur. Harika bir su. Süper. Harika bir doğaya kış olduğu halde yeşile boğuyor burayı arkadaşlar. Yeşilde. Burada süper bir yaşam alanı var. Nefes alacağım bir şekilde suyun güzelliği, akarsu. Doğa, tabiat, dünya tatlısı bir şey. Coğrafi yapısı böyle. Üst tarafı Salavan Dağı. Aşağı. Bu dağlı bölge mi? Evet, yaban potansiyelinin çok olduğu bir bölge. Suların sesi de cıvır cıvır geliyor. Su derede akıyor böyle. Aşağı derede. Burası Gözpınar, Dergele, Altın Yaprak, Nurhak Dağları, karşıdaki Karlı Dağlar. Potansiyel olarak çok tatlı bir köy. Ormanın, ağacın bol olduğu bir köy. Ama toprağı olmayan bir köy. Toprak böyle yerler. Ama yaşam için, temiz oksijen için harika bir köy. Müthiş. Denilecek kadar güzel.